Bari tam göğsüme atacaksın ama yavaşça at. Bombeli sektireceğim. Tamam abiciğim. At bakayım. Aferin. Şu gördüğünüz araç var ya, ilaç aracı. Çöplerin hepsini dezenfekte ediyorlar. Bilmiyorum bu koronavirüs herkese yayılacak mı ama ben elimden gelen her türlü önlemi almaya çalışıyorum. Günaydın. Şu anda bizim evin terasındayım. Büyük ihtimalle size de burayı ilk kez göstereceğim. Odamı havalandırırken buraya çıkıp burada vakit geçirmek bana iyi geliyor. Çünkü sabah saatlerinde teras güzel bir şekilde güneş alıyor. Bir de dışarıya çıkamadığım için buradan dışarı hasretimi falan gideriyorum. Şöyle bir terasımız var. Biz burayı yazın özellikle çok aktif kullanıyoruz. Fakat kışları daha çok kullanmadığımız eşyaları koyduğumuz bir yer gibi kullanıyoruz. Şu anda da burası Bahri ile benim oyun bölgem. Mesela işte gün içinde futbol oynuyoruz. Şurası Bahri'nin kalesi oluyor. Burada benim kalem oluyor. Birbirimize şut falan çekiyoruz, gol atmaya çalışıyoruz. Sonra şöyle bir atlama ipimiz var. Burada gün içinde ip atlıyoruz. Malum dışarıya çıkamadığımızdan formu korumak lazım. Ben eskiden burada video çekiyordum. Bu aralar her ne kadar öğrenci tipleri tarzında videolar çekmesem de burası benim bir nevi stüdyomdu eskiden. Yalnız şu anda videoya giriş yapmadığımı fark ettim. Hemen kısaca bu videoda ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bugün arkadaşlar bir gün boyunca neler yediğimi sizlere göstereceğim. Fakat bu videonun diğerlerinden bir farkı olacak. Yediğim her şeyi kendim yapacağım. Saat 10'a geliyor, kahvaltıya inmem lazım. Kahvaltıda ne yiyeceğimi zaten siz de tahmin ediyorsunuz. Sizlere kıymalı yumurta yapmanın inceliklerinden bahsedeceğim. Bu arada dışarıda gerçekten kimse yok. İnsanlar sokağa çıkmamaya dikkat ediyorlar. Çok önemli arkadaşlar bu. Mümkün olduğunca evde kalmaya çalışın. Kıymalı yumurta yapmak için gerekli malzemeleri hazırlayacağız. Sanki çok bir malzemesi varmış gibi. Öncelikle bir adet kıyma. Bu sizin ne kadar yiyebileceğinize bağlı olarak değişiyor. Yaklaşık şu boyutta bir kıyma bana yeter diye düşündüm. Bunu önce buzluktan çıkardım, çözünmesini bekledim. İkinci malzememiz yumurta. Ben genelde 2 adet yumurta kullanıyorum. Fakat siz bunu yine isteğe bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Yorumlarda kıymalı yumurta yaparken neden yağ kullanmadığımı soranlar olmuş. Bizim kıyma kendinden yağlı bir kıyma. O yüzden ben ekstra bir yağ gereksinim duymuyorum. Ama tabii sizinki daha yağsız bir kıymaysa zeytinyağı ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Fakat margarin kullanmayın. Çünkü margarin sağlıksız. Eskiden bu tavada yiyecek bir şeyler hazırlarken metal çatal ya da metal kaşık kullanıyordum. Daha sonra bir videomda beni uyardınız. Abi öyle yapma zararlı diye. Ve annem de tabii ki çok kızıyordu bana metal kaşık kullandığım için. O günden beri tavada yaptığım yemeği karıştırmak için şöyle adını bilmediğim tahta çatala benzeyen bir şey kullanıyorum. Diyetisyene gittiğim dönemlerde diyetisyen bana kahvaltıdan önce 2 bardak su içmem gerektiğini söylemişti. Sebebini bilmiyorum ama diyetisyen dediyse herhalde yararlı bir şeydir. Sadece limonlu suyun ödem attırdığını biliyorum ama diyetisyen bana normal sade su içmemi söylemişti. Zaten şu koronavirüs çıktığından beri şu bardakla günde 4-5 bardak su içiyorum. Akşamları tuvaletten çıkamıyorum. Su sağlıktır. Sizce yumurtayı tek elle kırabilir miyim? Bilmiyorum ama deneyeceğim. İnşallah ortalığı batırmam, yoksa anne terliği is coming. Aa, kırdım. Abi nasıl olacak bu? Evet arkadaşlar kırdım ama şu an yapamıyorum, evet. Tek elle kıramadım. Kamerayı koyup 2 elle kıracağım. Yoksa bu patlayacak yani ben biraz daha zorlarsam. Aha patladı. Yumurta kırma konusunda kendimi geliştirmem lazım. Bunun farkındayım. Yumurtanın böyle bir yerde toplanması yerine ben dağıtmayı, etin her yeriyle temas etmesini daha çok seviyorum. Çünkü benim sevdiğim yumurta artı kıyma karışımı. İkisi birleşince efsane bir şey oluyor. Şu anda belli oluyor mu bilmiyorum ama belediye çöpleri ilaçlamaya gelmiş. Bütün çöpleri tek tek ilaçlıyorlar. Hatta birazcık zoomlayayım. Maksimum bu kadar yakınlaşıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz araç var ya, ilaç aracı. Çöplerin hepsini dezenfekte ediyorlar. Güzel bir uygulama bence. Kahvaltım bu şekilde. Çayım da var. Siz sanıyorsunuz ki kıymalı yumurta yaptığın zaman sadece kıymalı yumurta yiyorum. Ama alakası yok. Böyle peynir, zeytin falan da yanında yiyorum arkadaşlar. Daha sağlıklı olması açısından. Bugün uzaktan eğitimin ilk günü. Bizim evde 2 tane televizyon var. Birisi mutfakta, birisi de oturma odasında. Oturma odasında Bahri izliyor derslerini. Mutfakta da diğer kardeşim Rümeysa izliyor. Ben de kahvaltımı bu yüzden odamda yapıyorum. Normalde odada yemek yeme alışkanlığı olan birisi değilim. Beni buraya birazcık tıktılar. Onlar yeter ki derslerini iyi anlasınlar. Ben odamda değil dışarıda da yerim yemek. Vallahi çok güzel yapmışım. Kendim yaptım diye demiyorum ama elime sağlık. Bir de benim kahvaltım hiç YouTuber kahvaltısı olmuyor. Ben böyle yemek videosu çeken YouTuber'lara bakıyorum. Kahvaltıda işte yulaf, avokado falan yiyorlar. Ama ben ömrü hayatında öyle beslenen bir insan olmadığım için genelde işte kıymalı yumurta, kavurmalı yumurta, sucuklu yumurta falan yiyorum. Öğle yemeği için öğrenci işi bir yemek seçtim. Köri soslu tavuk ve makarna yapacağım. Kardeşim öğrenci evinde kalıyor. Onlar da genelde bu tarz şeyler yiyorlarmış. Tarifini de bana zaten o verdi. Şöyle 2 adet tavuk göğsü var. Bunları az önce yıkadım. Şimdi de doğrayıp dolaba kaldıracağım. 2 saat sonra da yemeği yapmak için dolaptan geri çıkartacağım. Tavukların boyutu tabla zarı büyüklüğünde olacakmış. Önce şöyle şeritler halinde doğruyorum. Ardından bunları küp küp keseceğim. Bu tavuklar çok kalın olursa tadı kötü oluyormuş. O yüzden mümkün olduğunca ince doğramak lazım. Bıçak da elime hiç yakışmıyor ya. Daha önce böyle işlerle uğraşmadığım aşırı belli oluyor. Ama zevkli bence yemek yapması falan. Bayağı eğleniyorum ben yaparken şu anda. En sevdiğim kısım da baharatlama kısmı. O kısma geçmek için sabırsızlanıyorum. Şu biraz büyük oldu. Vallahi arkadaşlar karantinada evden çıkamadığım için böyle videolar çekiyorum. Bana bir ay önce deseydiniz ki sen yemek yapma videosu çekeceksin, ne düşünüyorsun? Dalga geçme derdim. Ben hani yemek yeme videoları çok çektim, çekiyorum da ama yemek yapma videosu çekeceğim aklıma gelmezdi. Evde sıkıntıdan yemek yaptığım videoda çektim ya, helal olsun bana. Bari tam göğsüme atacaksın ama yavaşça at. Bombeli sektireceğim. Tamam abiciğim. At bakayım. Aferin. Ama ben yapamıyorum. Basketçiyim ben. Ya futbolcu değil. Onu bir daha atsan tekrar deneyelim. Tamam abi. Bekle. At şimdi. Evet. Olmuyor ya. Benim yapacağım maksimum bu. Şimdi sakallarımı keseceğim. Evet çok fazla bir sakalım yok ama ben zaten uzamaya başladığı anda kesiyorum. Zaten çok da çıktığı söylenemez. Aslında uzatsam sakallarım uzar ama böyle 2-3 haftalık bir kötü görünüme sahip oluyor. Ben de o evreyi hiç yaşamak istemiyorum çünkü her hafta video çekiyorum. Kamerayı sol elime alayım. Şöyle. Bir saniye kamerayı düşürmeyelim. Az sakala sahip olmanın güzel yanı bu. Hiç böyle köpükle jiletle uğraşmadan direkt makineyle sakallarınızı alabiliyorsunuz. Tavuk dolapta yeterince dinlendi. Sıra geldi biberini ve mantarını hazırlamaya. Şöyle mantarı limonlu suda bekletiyorum. Bunu da kardeşim söyledi. Mantarın kararmaması için limonlu suya koydum. 2 tane kırmızı biber, 2 tane de yeşil biber var. Bunları şimdi hızlıca doğrayacağım. Bayağı hızlı doğruyorum gerçekten. Makarnanın da suyunu koydum. O da birazcık kaynasın. Makarnayı haşlayacağım birazdan. Yalnız böyle var ya 40 yıllık aşçı gibi anlatıyorum. Bu çok mu küçük oldu biberler acaba? Sena şu biber küçük mü oldu? İyi ya biraz büyütebilirsin. Tamam. Bu biber çiğ çiğ yenir mi acaba ya? Bayağı güzel tadı. Yeniliyormuş. Yemek hazır. Şu kısmı ben hazırladım. Annem de sağ olsun brokoli çorbası yapmış. Görünüşü bence gayet güzel. Tadı da güzel olmuştur diye düşünüyorum. Hatta Bahri, birazdan sen bu benim yaptığım yemeği yiyince soracağım sana, tamam mı, fikrini? Nasıl olduğunu. Tamam abi. shine like you've had too much wine. That's snorting. When the moon hits your eye like a big... Kendime bir tane muzlu puding yaptım. Siz de gördünüz zaten, onu yiyeceğim. Pudingi yerken birazcık sohbet edelim istedim. Bir tadına bakayım önce nasıl olmuş. Evet. Döktüm. Videoda bir şey yerken sürekli ağzıma yüzüme bulaştırıyorum. Normalde bu kadar sakar yiyen birisi değilim. Yaklaşık bir ay önce Gratis'ten şöyle C vitaminli, zencefilli bir şeker almıştım. Bunu da hiç yemiyordum tadını çok sevmediğimden. Koronavirüs ne yazık ki ülkemize geldikten sonra ben de bunu tüketmeye başladım. Bilmiyorum bu koronavirüs herkese yayılacak mı ama ben elimden gelen her türlü önlemi almaya çalışıyorum. Evde günlerim dizi film izlemekle geçiyor. Hatta dün bir film izledim, aşırı beğendim. Bu aralar böyle gizem gerilim filmlerine taktım arkadaşlar. Dünkü film de bununla alakalıydı. Şimdi kızacaksınız, ismini tam hatırlamıyorum. Şöyle bir şeydi. Dikkatli olsan iyi edersin mi ne? Öyle bir şeydi. Konusunu anlatayım ben size. Belki aranızdan hatırlayan çıkar, yorumlara yazar. Bir tane kız var, bakıcılık yapıyor. Zengin ailelerin çocuklarına bakıyor. Yine bir gün yılbaşını dışarıda geçirmek isteyen bir aile çocuklarına bakması için kızı çağırıyor. Ve ondan sonra olaylar garip bir şekilde gelişiyor. Kız gizemli bir şekilde rehin falan alınıyor. Bu kısmı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. O yüzden anlatmamaya karar verdim. Çünkü büyük ihtimalle anlatırken spoiler veririm. Siz bu tarz filmler seviyorsanız izleyebilirsiniz, öneririm. Bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Akşam yemeği yemeyeceğim arkadaşlar. Yesem bile öğlen yaptığımın aynısını yerim. Birazcık arttı çünkü. Onun dışında babam geldiğinde bir de çay içeriz, kuru yemiş yeriz, meyve yeriz. Sonra da yatarım zaten. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ekrana gelen Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.